Bir maç önce daha aslında maç sonu daha mutlu çıkmıştım. Çünkü çok daha iyi bir oyun ortaya koymuştuk ve çok net bir galibiyet almıştık. Bugüne baktığımızda maçtan önce de Konyaspor'un ligde lider olduğu, hiç gol yemediği, tabii ki iyi bir takım olduğu, geçen seneden gelen bir oyun akılları olduğu ve organizasyon olan bir takım olduğunu söylemiştik. Çok da iyi başladık aslında, golle başladık. Arkasından güzel bir gol yedik. Uzaktan şutlarla özellikle rakibimiz etkili geldi. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde performans olarak düşük kaldık. Bunun yanında rakibe zaman zaman oyun oynamada izin verdik. Yani maçın sonundaki verilere baktığımızda işte toplu oynama, ceza sahasına girme, gol beklentisi belki bu anlamda çok üstün olsak da tam olarak bize yakışan, bizim istediğimiz iki haftalık süreçteki oyunu tam olarak ortaya koyamadık. Bunda tabii ki rakibin de kalitesini ortaya koymak gerekiyor. Sıcak bir havaydı. Bugün için biraz nem oranı da yüksekti. Zaman zaman oyuncular da bunun etkilerini de gördük. Maçın sonunda tabii ki bu akşam buradan lider olarak ayrılıyoruz. Bu da hedeflerimizden biriydi. Bir araya gireceğiz. Bu aradan sonra özellikle yeni katılan oyuncularımız var. Birbirimizi daha net tanıyacağız oyuncularımızla birlikte. Şimdi zaman zaman oyun içerisinde görüyoruz. Denemeler oluyor, oyuncu değişiklikleri oluyor. İşte Türk, yabancı, bazen istediğiniz gibi değişiklikleri tam olarak yapamıyorsunuz. Bazen istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Yani bu zorlukları tabii ki saha içerisinde yaşıyoruz. Ama günün sonunda dediğim gibi her şeyde istatistiksel olarak üstün olduğumuz bir karşılaşmada kazanarak bitirdik. Yani bu da tam olarak %100 kendi performansımızı koymasak da yine kazanan bir takım ve kazandıran bir seyirci. Seyircimizi de burada ortaya koymam gerekiyor. Galatasaray'ın hedefleri için hepimiz en iyi paydaşta savaşıyoruz. Biz sahada, onlar tribünde. Bugün de günün sonunda güzel bir mutluluk yaşadık. Özellikle dediğim gibi burada taraftarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. İşte, yani hep önde kullandık aslında. Hep forvet arkası pozisyonda. Tabii ki oradaki oyuncu gelecek, yardım edecek. Yardım etmeden de olmuyor. Maçın başında çok aslında şeyde çok istemediğimiz bir şekilde rakip orta saha oyuncularının önünde de yani özellikle Amir'i kapatmak için orada zaman zaman durdu. Yani oradaki bizim tabii ki hedefimiz baskılı bir oyun. Baskılı bir oyun ortaya koymak. Yani rakibi önde baskı yapmak istiyorduk. Orada biraz rakibin pas bağlantısını kesmek istedi. O tam olarak istediğimiz oyunun ortaya çıkmamasını, önde baskı kuramamızı sağladı. Ama tabii ki oyun içerisinde defans da yapacak, hücum da yapacak. Yani bütün oyuncular bunu yapıyor. Başladığındaki tabii ki isteği şeyi antrenmanlarda devam ediyor. Bu haftadan sonra da bir dinlendikten sonra da onun da tekrar eski bundan önceki maçlardaki formunu yakalayacağını düşünüyorum. Tabii ki yani maç maç değişebiliyor. 3 tane de arka arkaya maç oynadık. Yani günleri de çok değişik. Yani geçen hafta pazar, bugün cuma, ondan önce bir pazartesi oynadık. Ama genel olarak ben Mertens'in oyun yönetmesinden memnunum. Topu geri kazanması, yaptığı hamleler, defansif hamleler de önemli. Hücumda da daha net onun gol sayısını ulaştırabilecek pozisyonlarda bundan sonraki haftalarda yakalayabilecektir. Şöyle milli ara tabii ki hızınızı kesse de tabii 3 maç arka arkaya kazandıktan sonra ama bu haftaki oyunda da biraz böyle tekrar bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunda gördük. Tabii milli takıma gidecekler. Hazır gelmeyen oyuncular için bizim için faydalı bir ara olacak. Burada yani Icardi gibi, Mata gibi hazır gelmemiş, %100 hazır olmamış oyuncular için önümüzdeki haftada bir hazırlık maçımız olacak. Yani onların takım performansını yakalamaları için önemli olacak. Tabii ki elimizdeki oyuncularla yine bir tekrar bir yüklenme şansımız olacak. O yüzden milli arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. O yüzden yani yeni katılan oyuncular olduğu için bizim için kötü bir ara olmayacak. Sonra iki tane deplasmanımız var. Adana Demirspor, Bay'a geçiyoruz. Bir deplasmanımız daha var. Çok fazla tabii ki 4 tane deplasmana gittik. Daha sonra 2 deplasman daha var. İlk 10 haftada yaklaşık
6 deplasman, 3 içeride, bir de bay haftamız oluyor. Zorlu bir fikstür bizim için. Üstesinden geleceğiz. Yeni gelecek, gelen oyuncularımız hazır olacak. Yani bu oyunun daha da üstüne koymaya çalışacağız. Buyurun. Dubois için tabii ki onunla da maçtan önce de tekrar bir konuşmuştuk. Yani sol bekteki onun için bir opsiyon olabilir mi? Daha önce sezon başı hazırlık kampında bir maç oynamıştı Lyon'la. Daha önceki yıllarda da oynadığını söyledi. Onu da oyun içerisinde sol bek olarak değerlendirdik. Bundan sonraki haftalarda tabii ki o bölgede bizim için bir alternatif olacak. Yani sağ bekte Saşa yine bugün takımın en iyisiydi. Onu net söyleyebiliriz, görebiliyoruz. O yüzden Dubois için de yani sol bek bir opsiyon olacak bizim için. Değişik bir fikstür olacak tabii ki. Burada araya gireceğiz. Bir 6 haftalık bir boşluk olacak. Yani bizim planlamamıza göre bir 2 hafta izin. Daha sonra yani o izini de tabii ki aktif dinlenme vereceğimiz programla oyuncularımızı göndereceğiz. Milli takıma gidecekler var. Onların gidişi, gelişi, maç oynama sayıları, işte yorgunluk dereceleri daha farklı olacak tabii ki. O yüzden zorlu bir sezon aslında, yani alışık olmadığımız bir sezon. Oyuncularımızın, kaç oyuncumuzun gideceği şu anda belli değil ama birçok oyuncumuzun milli takıma gideceğini düşünüyoruz. Bizim için tabii ki bu ayrı kalmak ve onların maç yükleri daha farklı olması diğer oyunculara göre. Yani bunu da sezon içerisinde değerlendireceğiz aslında. Yani giden oyuncuların maç yüklerini azaltmak için belki geldikten sonra bununla ilgili bir çalışma program yapmak zorunda kalabiliriz. Geniş bir kadromuz var, yani şansımız bu. Geniş kadro içerisinde de oyuncuların eksiklerini o arada belki ekstra izinlerle değerlendirebiliriz. Şöyle yine aslında çok fazla kişi kalmıyoruz. Birçok kişi milli takıma gidiyor. Yani saydığımızda yine belki 13-14 kişi kalacağız. Tam olarak istediğiniz şeyi yapamıyorsunuz ama belki mevkisel olarak değişik mevkilerde bir hazırlık maçında hem bazı oyuncularımızı görebiliriz. Onun yanında demin de söyledim, Icardi, Mata gibi maç eksiği olan Yusuf da belki bunun içine koyabilirim. Yani bugünkü Yusuf'un görüntüsünde biraz daha tam bir 90 dakika Yusuf'un da görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hazırlık maçı da bu anlamda bizim için önemli olacak. Mitsho sakatlıktan çıktı. Leo Dubois sakatlıktan çıktı. Yani onların tam olarak 90 dakika maç görmeleri bizim için önemli olacak. Bu anlamda bir hazırlık maçı önümüzdeki hafta düşünüyoruz. Bu da bize faydalı olacak. Dediğiniz gibi belki sistemsel anlamda değil ama oyuncu mevkisi anlamında bu tür denemeler yapabiliriz. Şöyle tabii ki yani bugün bireysel performans olarak çok mu iyiydi? Değildik. Yani bireysel performanslarımız düşüktü. Düşük olunca da bu tür kopukluklar ortaya çıkabiliyor. Geçen haftalar, son iki haftadaki uyumumuz hem pas trafiğinde hem rakip ceza sahası çevresinde bu daha iyiydi. Bugün için yani bu kaliteyi, yani kendi oyun kalitemizi, yani bireysel olarak kalitemizi tam olarak ortaya koyamadık. Oyun içerisinde tabii ki tercihler yapabiliyoruz. Yani Türk yabancı değiştirme şeyi bizim tabii ki biraz elimizi zaman zaman bağlıyor. Her istediğiniz değişikliği yapamıyorsunuz. Ama genel olarak yani siz Yunus'tan bahsettiniz. Yunus'un da bizim için yani özellikle üçüncü bölgeye top taşıma anlamında çok önemli, çok değerli. Saşa Boy'la birlikte yani sağ kanadımızın çok net bir şekilde işlediğini görüyoruz. Bunun içerisinde yorgunluklar oluyor. Üst üste maç alıyor. İç saha belki zaman zaman, yani bunu da ben kendi içimde düşünüyorum. İç saha baskısı da biraz, yani kendi seyircimiz önünde tabii ki çok motiveler, çok istekliler. Bu aşırı motivasyon, istek de bazen performansın düşmesini de sağlıyor. İç saha baskısı da bazen oyuncuların hata yapmalarında rol alabiliyor. O yüzden yani ben genel olarak tabii ki isteklerinden memnunum ama daha iyisini yapabilecek güçteler, kalitedeler. Yani bunu da belki bundan sonraki haftalar daha net ortaya koyacaklar. Takım boyunun uzun olmasını isteyen hoca yoktur dünyada. yani bu maç için belki söyleyebiliriz. Yani zaman zaman yerleşimde sıkıntı yaşadık.
Tabii özellikle stoperlerimize öne çıkmalarını ve devamlı yani her antrenman bunu aşağı yukarı bunu çalışıyoruz. Yani yarı sahaya kadar çıkıp baskı yapmaları ama zaman zaman oyuncuların tercihleri maç içerisinde değişiyor. Bugün bu anlamda biraz sıkıntı yaşadık. Bundan önceki haftalarda bu sıkıntı yaşamamıştık. Hatta 10 kişiyle kaldığımız Gaziantep maçında bile bu sıkıntı yaşamadık ama bugün kaliteli ayaklar, özellikle pas oyununu oynayan 3 tane de rakip orta sahaya pas oyununu oynayan oyuncu koydu. Burada defansif anlamda yani Sergio'nun çok defansif yönünün yüksek olmaması, Mertens'in defansif, Gomis'in defansif yönü çok yüksek olmaması da bugün zaman zaman bizi kolay paslarla kırılmamıza yol açtı. Hem maçın genelinde bu paslar bize çok zarar verdi mi? Çok zarar vermedi. Rakibin attığı uzaktan şutlar belki bize en büyük tehlikeyi yarattı. O yüzden yani tabii ki önde baskı yapmak için de bütün takıma çıkması gerekiyor. Ama bu dinamizm bugün genel olarak bizde yoktu. Ve rakibin buradaki kaliteli ayakları da bizi zaman zaman pasta kırdı. Düzelteceğiz bunu yani. Bir önceki maç çok daha iyi yapmıştık. Trabzon'da çok daha iyi yapmıştık. Yani bu maç için genel olarak yani savunma anlamında, yani takım savunması anlamında istediğimizi alamadık. Yani geçen hafta da tabii ki farklı bir durum vardı. Yunus asist yaptı, Kerem iki gol attı, maçı kazandık. Bu hafta Bekler attı. Bir dahaki hafta yine onlar atar. Yani ya ben şunu söylüyorum tabii ki hep oyuncularıma çok güveniyorum. Türk, yabancı bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Hafta hafta performans değişiklikleri olabiliyor. Yani sonuçta bunlar da insan. En iyisini bekliyoruz, en iyisini oynamalarını bekliyoruz. Ama demin de söyledim bazen iç saha maçlarında bazen baskı da üzerlerinde oluşabiliyor ama genel olarak istekleri, çalışma tempoları bunlar hepsi çok yüksek ve çok bu anlamda yani Yunus'tan da Kerem'den de performanslarından memnunum. Dediğim gibi geçen haftanın ikisi kahramanıydı. Bu hafta da yani asist yapmasalar bile en iyisini yapmaya çalıştılar. Tabii ki onlar da %100 bugünkü verdikleri performanstan belki mutlu değillerdi. Biz de %100 mutlu değiliz ama genel olarak takım oyununda biz 1-2 kişi dışında bugün kendi seviyemizin altında performanslar sergiledik. Şunu tekrar söyleyeceğim. Yani bunlara rağmen yani maçın işte atılan gol, gol beklentisi, topa sahip olma, ceza sahasına girme yani istemediğimiz seviyede bir oyunda bile çok çok yani ligin hiç gol yemeyen takımına karşı, ligin liderine karşı bu seviyelere ulaştık. Yani çok da iyi şeyler yapsak yani bugün ne olacaktı onu da bilmiyorum tabii ki. Ya benim gördüğüm tabii ki hızlı başlamasını bir iki pozisyon istedi. Tam o oluşmayınca da bazen oyuncu başlayamıyor tabii ki. Ona da çok emin olması lazım. Kaleci sonuçta hızlı başlama şeyine emin olması gerekiyor. Onunla ilgili bir problem oldu herhalde. Tabii ki taraftar hep şey istiyor. Yani onda da çok haklılar. Öne oyun, dikine oyun, pozisyona giren, daha önde oynayan, gol atan bir takım istiyor. Bunu da son iki haftada biraz daha fazla ortaya çıkarmıştık. Bugün yine bölüm bölüm bunu ortaya çıkardık. Yani taraftarı mutlu etmek istiyoruz oyun olarak. İkincisi tabii ki yani günün sonunda bugünün lideri, bu akşamın lideri. Yani geçen seneki takımımızın yaşadığı, yani geçen sene de yeni bir takım kurulmuştu biliyorsunuz. Ama istenildiği gibi bir performans sergileyemedi. Ve ligin geneline baktığımızda Galatasaray taraftarının mutsuz olduğu bir durum vardı ve bu sene için yani çok erken biz bunu üzerimizden attık. Bugün itibariyle lig lideriyiz. Kazanan bir takım, 3 maçtır kazanan birçok maçını deplasmanda oynamış, zorlu deplasmanları da oynamış. Yine deplasmanlara gidecek ama kazanan, taraftarın mutlu olduğu, sokakta takımından gurur duyduğu bir takım ortaya çıkardık. Bu çok önemli, çok değerli tabii ki. Yani dediğim gibi gün sonunda da bugünün lideriyiz. Belki bu hafta lider biteceğiz. Belki ikinci, belki üçüncü olacağız. Bunu bilemiyorum ama bu maçları kazanarak geçmek yani şimdi kime sorarsanız sorun yeni oluşmuş bir takım için yani 7 haftalık periyotta bu puan yani bu fikstürde bu puanın bulunması tabii ki çok kolay bir şey değil. Bunu yakaladık. Bunu devam ettireceğiz. Yani taraftarımız bize inanıyor.
Yani ben sokakta onların mutluluğunu, takıma olan güvenini görüyorum. Bu beni çok motive ediyor, oyuncuları motive ediyor. Galatasaray takımı iyi yolda. Kadro olarak da iyi bir kadro oluşturduk. Onların da birbirini tanıması, tam olarak takım olgusunun oluşması da %70 tamamlandı, %30'u da var. İnşallah bundan sonra lider olacağımız günler bizi bekliyor.